Zumlata. Burada öğretmenim. Dipa. Buradayım. Maduri. Buradayım. Pushpa. Buradayım. Swati. Swati. Söylesene Dipa, Swati nerede? 3-4 gündür okula gelmiyor. Bugün de gelmedi. Yoksa hasta falan mı oldu? Bilmiyorum öğretmenim. Sadece bundan böyle okula gelmeyeceğini biliyorum. Neden? Bilmiyorum öğretmenim. Bu sabah onu çağırmaya gittiğimde babası bana Swati'nin artık okula gelmeyeceğini söyledi. Dipa, beni Swati'nin evine götürür müsün şimdi? Kızlar, ben birazdan döneceğim. O zamana dek coğrafya kitabının 5. ünitesini açıp okumaya başlayın. Tamam mı? Tamam öğretmenim. İşte Swati'lerin evi. Tamam Dipa. Şimdi okula dönsen. Swati? Nasılsınız öğretmenim? İyi günler. Swati? Bugün neden okula gelmedin? Öğretmen hanım, artık kızım okula gitmeyecek. Neden? Aslında... İşlerime yardımcı olacak. Bu yüzden artık evde kalacak. Neler diyorsunuz? Yani onu bu yaşta çalıştıracak mısınız? Ben de istemezdim öğretmen hanım. Ama ne yapayım? Bundan başka seçeneğim yok. Yoksa okumasına asla engel olmazdım. Eğer toprağım bana ait olsaydı, tarlaya tohum ekip hasat alırız diye düşünmüştüm. Ama tohum alacak parayı bulamadık. Borç almak için tefeciye gittik. Ama adam bizi aldattı öğretmen hanım. Benim imzamı aldı. O imzayla da toprağımı aldı. Para takasında imza atman gerek dedi. Yoksa borç para vermezmiş. Hiç farkına varamadım. Bize yalan söyleyerek toprağımızı kendi üzerine geçirmiş.
Ve şimdi üçümüz birden çalışırsak ancak karnımız doyuyor. Hem hanım hem kızım çalışıyor. Ama siz ne yazdığına bakmadan neden o belgeleri imzaladığınızı anlamıyorum. Ben cahil bir adamım öğretmen hanım. Tefecinin her dediğine körü körüne inanıp imza attım. Dedelerimizden kalan toprağı kaybettik. Şimdi başkalarının tarlalarında işçi olarak çalışıyor. Benim yüzümden hem sevgili karım hem de kızım perişan oldular. Ve bu işi de hemen öğrenirsek iyi olacak, karnımız doyacak. Bu yüzden kızımızdan yardım alıyoruz. Hem bu şekilde onu evlendirmek için para da biriktirebiliriz. Yakın bir zamanda onu evlendirmemiz gerekecek. Eğer kızımız okula giderse evde işlere kim yardım edecek? Söyleyin, o zaman nasıl olacak? Bakın, benim babam da bu hayatta pek çok sorunla karşılaştı. Ben de ailemin evinde çok zor günler geçirdim. Bu yüzden perişanlığınızı ve ihtiyaçlarınızı anlayabiliyorum. Ama sizin de şunu anlamanız gerekiyor. Eğer eğitim almış olsaydınız ne kendi toprağınızı kaybederdiniz ne de kızınız bunu yaşamaya mecbur olurdu. Eğitimine de devam ederdi. Babamla sizin toprak meselenizi konuşacağım, merak etmeyin. Mümkün olan her şeyi yapacaktır. Ama ikinizin de öncelikle kızınızın geleceğini düşünmesi gerekiyor. Eğitim sadece ofis işlerinde çalışmak için gerekli bir şey değildir efendim. Hayatımızın her aşamasında eğitime ihtiyacımız var. Eğer siz isterseniz, bugün sizin karşılaştığınız sorunlarla kızınız karşılaşmaz. Bu söylediklerimi çok iyi düşünün lütfen. Ama biz tohum alacak parayı bulamadık. Borç almak için tefeciye gittik. Adam da bizi aldattı. Benim imzamı aldı. Sonra da o imzayla toprağımı aldı elimizden. Hiç farkına varamadım. Yalan söyleyerek toprağımızı üzerine geçirmiş. Ve şimdi üçümüz birden çalışırsak ancak karnımız doyuyor. Çok çalış Anandi. Ve herkese öğret. Bu topluma verebildiğin her şeyi ver. Bu toplumun kızlarını eğit. Küçük yaşta evlendirilen kızları.
Sukna ve Şiyan bize geldiklerinden beri evimiz o eski neşeli günlerine döndü. Çocuklar çok yaramaz şeyler değil mi? Sadece birkaç gündür buradalar. Ama evimiz onların gülüşleriyle yeniden canlandı. Evet anne. Bugün Nandu evde oyun oynayacak kimse yok diye şikayet edemeyecek. Gün boyu Varun ve Şagun'la bir sürü oyun oynadı. Tatlım içeri gir. Buraya tam zamanında geldin. Gel. Biraz çay al. Hadi gel. Çayını iç. Okuldaki günün nasıl geçti? Nasıl geçecek ki Byron? 2-3 ünite ders vermeye çalışırken dersin bitiş zili çalmış olmalı. Ben bugün çok büyük bir ders aldım amca. Ne oldu canım? Babacığım, Swati bugün okula gelmedi. Biraz araştırdığım zaman ailesinin okula göndermek istemediğini öğrendim. Ben de nedenini öğrenmek için evlerine gittim. İçeri girdiğimde gördüğüm şey... Arazim bana ait olmuş olsaydı eğer... kızımın okuluna engel olmazdım. Hiç farkında değildim. Meğer yalan söyleyerek toprağımızı kendi üzerine geçirmiş. Şimdi öyle zordayız ki, üçümüz çalışınca ancak karnımızı doyuruyoruz. Babacığım, Swati'nin babasının toprağını geri almasında yardımcı olur musun lütfen? Evet kızım, elbette. Kızın babasının tapudaki evrakını hangi tefecinin üzerine geçirdiğini mutlaka öğreneceğim. Çiftçiler cahil olduklarından bu tür dolandırıcılık vakaları çok yaşanıyor. Ama ne dersi aldığını söylesene. Tamam amca. Bu toplumda bütün kötülüklerin yok edilmesi gerekiyor artık. Büyük bir değişim lazım. Sadece bu çocukları eğiterek bir sonuç alamayız. Çünkü kararları aile büyükleri veriyor, öyle değil mi? Onlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorlar. O halde çocuklarına ne öğretecekler? Büyüklerimiz küçük yaşta evlenen kıza çeyiz hazırlamak gibi bir gelenek olduğuna inanıyor. Yani bütün bu olanlardan büyüklerimiz sorumlu. Swati de diğerleri gibi. Babasının cehaletinden dolayı şimdi ev işlerine yardım etmek zorunda. Onun gibi pek çok çocuk var. Okula gitmek yerine ailelerine ve kendilerine bakmak için para kazanmaya çalışan çocuklar. Bu çocuklar ve Swati okula dönmeyi başarsalar bile... bu durum ailelerin düşüncelerini değiştirmeyecek. Bugün Swati'nin annesi onu evlendirmekten söz ediyordu. Göreceksiniz. Biraz para biriktirdikleri zaman, çeyizini hazırladıklarında kızlarını mutlaka evlendirecekler. Ve kız bunu yapmak zorunda. Çünkü büyüklerin öğrettikleri ve çocuklarına söyledikleri onlar için... hayatlarında değişmeyecek bir gerçek gibi ne yazık ki. Onlara yürümesini öğrettiğimiz zaman yürüyecekler. Kendilerine hangi dil öğretildiyse onu konuşacaklar. Onlara bir çelenk verip boynunuza takın desek, boyunlarına takacaklardır. İnanın bana bunu... sorgusuz sualsiz yapacaklardır. Aynı şekilde ellerine bir kalem tutuşturursak yazmaya başlayacaklardır. Yani çocukların ne yapacakları bize bağlı. Boyunlarına bir çelenk mi asacaklar yoksa kalem mi tutacaklar?
Çok haklısın kızım. Bunun en büyük örneklerinden biri de bizim evimizde. Benim okumuş olmama rağmen kızım toplumun bana dayattığı kurallar öne geçti. Küçük yaşta evliliğe hazırdım. Böyle evliliklerin olmaması gerektiğini anlamıyordum. Anladığımdaysa artık çok geçti kızım. Çocukları eğitmek kadar onların anne babalarını da eğitmek gibi bir sorumluluğum var canım. Ancak o zaman gerçek anlamda değişim olabilir. Bunu söylemesi çok kolay Byron. Ama yapması çok zor. Her şeyin olduğu gibi eğitimin de belli bir yaşı vardır. Şimdi bu yaştaki biz büyükler para kazanmak ya da ev işlerini yapmak yerine okula gidip ders çalışabilir miyiz? Hayır kızım. Hayır, senin işine müdahale etmiyorum. Hayır, hayır. Söylediğim şu, yapmayı düşündüğün şey o kadar basit değil. Köklü gelenekleri değiştirmek çok zordur. Örf ve adetleri değiştirmek. Mucize dedikleri şey gelinim, bir gecede gerçekleşmez. Bunun için çok akıllı olmak gerekir. Çok akıllı, evet. Ayrıca çok çaba sarf etmek gerekir, çok. Ancak o zaman bir şeyler olur. O zaman bir şeyler değişebilir. Anlıyor musun beni? Gauri, çok açım. Hemen bir şeyler hazırla. Ha, bir şey mi söyledin? Evet, dedim ki bir şeyler hazırla lütfen. Cagat, aslında Kunda abla yemek için bir arkadaşına gitti. Şimdi döndü, bu yüzden yemek yapamamış. Ben de unuttum. Aa, önemli değil. Bugün yemeği beraber yaparız. Çok zaman almaz. Yarım saat içinde hazır olur. Merak etme, ben de sana yardım edeceğim. Ayrıca şunu bilmen gerek. Kocan çok iyi bir aşçıdır. Hadi gel bakalım. Yürü. Ama... Hadi hadi, kalk kalk. Muson yağmurları müthiş olur. O yağmurlar sayesinde insanlar lezzetli sebzeler yetiştirir. Bugün beraber yemek yapacağız. Tamam mı? Bu arada... Sebze pişirmek kolay değildir. Suyu ölçüyle eklemeliyiz. Ne fazla ne de az. Aslında yemek pişirmek sanattır. Görebiliyorum. Bana bırak. Çekil. Su ve un mu? Baharatlar ne olacak ha? Sadece bilip bilmediğini test ediyorum. Gerçekten mi? Bu çok mu komik? Hı? Söyle, çok mu komik?
Hadi şimdi gül. Şimdi. Cagat. Şimdi de gülsene. Hadi gül. Burada sessizce dur. Bırak da işimi yapayım hadi. Hey dur biraz. Niye su ekliyorsun ki? Aa tabii her şeyi biliyorsun değil evet, mi? Evet, kocanın ünlü bir şef olduğunu bilmiyorsun öyle değil mi? Dünya klasında mı? Elbette. Kurutulmuş sebzeler susuz daha lezzetli olur. Anandi her zaman... Demek istediğim ben annemle yengemi her zaman bu şekilde pişirirken görmüştüm de. O yüzden. Senin sevdiğin tarzda kurutulmuş sebze pişirmeyi bile beceremiyorum. Öyle değil mi Cagat? Öyleyse neden asıl karın Anandi'yi buraya çağırıp senin için yemek hazırlamasını istemiyorsun? Gelsene yenge. Neden kapıda duruyorsun? Hadi içeri gel. İç. Yenge, neden bana süt getirdin acaba? Şimdi şikayet etmeyi bırak ve şu sütü hemen iç. Günler sonra nihayet gülümsediğini görüyorum Anandi. Görünüşe göre sırtından çok büyük bir yük kalkmış gibi. Evet yenge, henüz net değil. Ama artık benim yeni bir hedefim var gibi. Bu hedefe nasıl ulaşacağımı bilmiyor olmam hiç önemli değil. Ama şundan eminim. Çok çalışarak, kararlı davranarak ve sizin de dualarınızı alarak günün birinde bu hedefime ulaşacağım. Bu da bana yeni bir umut ve gelecek verecek yenge. Şu ana dek etrafım kapkaranlıktı. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Bir şey yapıp yapamayacağımı. Ama şimdi ulaşmak istediğim bir hedef var. Bütün sorularımın cevabını buldum yenge. Babaannemin hep dediği gibi. Yapamam dersek yapamayız. Ama yaparım dersek yaparız. Bu yüzden hedefime ulaşmak için gerçekten çok çalışacağım. Tanrı hayatının her anında yanında olsun Anandi. Ver. Yenge, ne yapıyorsun? Bardak bende kalsın. Bir ara yıkayıp durularım. Anandi, böyle küçük işlerle uğraşmayı artık bırak. Hayatında çok daha büyük işler yapmalısın. Tamam mı?
Ama yenge... Az önce ne demiştin? Hedefine ancak çok çalışarak ulaşabilirsin Anandi. Bunu biraz düşün. Bizim tek hayalimiz senin başarılı olduğunu görmek. Ablamla ben ev işlerini sensiz hallederiz. Artık böyle şeyler için endişe etme. Anladın mı? Abla, görünüşe göre Tanrı dualarımızı kabul etti. Anandi bütün endişelerinden kurtuldu. Yüzüne bakınca yeniden umutlandığını görüyorsun. Doğru mu söylüyorsun gene? Anandim bunu atlattı mı? Evet abla. Ama tamamen iyileşti mi bilmiyorum. Çünkü sorunlarını hiç kimseyle paylaşmayan bir kız. Ama abla şundan eminim. Geçmişini unutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Jagdish yüzünden acı çekti. Şimdi o günleri tamamen geride bırakmak istediği belli. Yeni bir hayat istiyor. Yine mutlu olmak. Yine eski neşesine kavuşmak istiyor. Biliyor musun abla? Onun gözlerinde gözyaşı yerine... Artık umut ışığı göreceğiz. Bugüne dek ne istediğini bilmeyen bir kızdı o. Hiçbir amacı yoktu abla. Göreceksin. Anandi çok kararlı bir kızdır. İleride çok başarılı biri olacak. Umarım bu dediğin olur Gena. Herkesin mutlu olmaya hakkı var. Ama Anandi'nin... Hepimizden daha fazla mutlu olmaya ihtiyacı var. Yüce Tanrım, kızımın önündeki engelleri kaldır lütfen. Böylece hayatında başarılı olsun. Jagdish için sen sadece tutkusun. Ama hiçbir zaman Jagdish'in gerçek aşkı olamayacaksın. Onun gerçek aşkı Anandi. Sadece Anandi. Bugün birlikte geçirdiğiniz her günü, mutluluğunuzu Anandi'ye borçlusunuz. Sizin birlikteliğiniz yasal değil. Anandi, Jagdish'in asıl karısı. Hem toplum gözümde hem de kanunen. Bu saatte dışarıda ne yapıyorsun? Ne oldu? Yatmayacak mısın?
Gauri, babama sözlerine daha ne kadar üzüleceksin? Sana defalarca söyledim. Benim karım sensin. Başkalarının neye inandıkları benim umurumda bile değil. Hadi, gidip yatalım. Yoksa yarın vaktinde kalkamayız. Hayır Cagat. Sen yat. Artık seninle aynı odada kalamam ben. Gauri, ne saçmalıyorsun? Biz evliyiz. Senin neyin var böyle? Açık konuşayım Cagat. Evli olmadığımız günlerde aynı odayı paylaşmamızdan rahatsızlık duymuyorduk. O zamanlar karı koca bile değildik. Aynı evde yaşarken bile kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim. Ama gerçeği öğrendim. Ve şimdi seninle kalamam Cagat. Yanı başında yatarken kendimi karınmış gibi hissedemiyorum ki. Bu yüzden... Yeter Gauri. Bir daha o sözü kesinlikle söyleme, tamam mı? Evliliğimize olduğu kadar kendine de hakaret ediyorsun. Ben sadece hislerimi söylüyorum. Şu anki duygularımı... Sadece ben biliyorum, lütfen. Kendime saygımı yitirdim Cagat. Lütfen Cagat. Beni gerçekten seviyorsan... O zaman evliliğimizi yasal hale getir. Lütfen. Evliliğimizin yasal olmasını istiyorum. Hiç kimse... Senin yasal eşin olmadığımı söyleyemesin lütfen. Gauri, kanunları ben koymuyorum. Sen söyle, ne yapayım? Bu evliliği nasıl yasal yapabilirim? Anandi'den boşanarak tek yolu bu Cagat. Çok fark edecek. Benim iyiliğim için Anandi'den boşanmanı istiyorum. Çünkü bu şekilde yaşayamam artık. Hayır. Hayır Gauri. Bir sorun yok. Ama Gauri, ne gerek var? Biliyorsun ben Anandi ile yaşamak istemiyorum. Ben sadece sana aitim. Onunla bir ilişkim kalmadı. Yani sadece seni seviyorum. Bu her zaman öyle olacak. İmzalı bir kağıt parçası neyi değiştirecek ki, söyler misin? Benim için fark edecek. Çok fark edecek. İyiliğim için Anandi'den boşanmalısın. Çünkü seninle bu şekilde yaşayamam. Lütfen Cagat, lütfen. Lütfen. Tamam. Yarın avukatla görüşürüm. Söyleyin lütfen. Size nasıl yardım edebilirim? Efendim, mesele şu ki... Ailem beni küçük yaşta evlendirdi.
Bunu duyduğuma üzüldüm. Bu konuda aileleri eğitmek gerekiyor. Çocuklarını küçük yaşta evlendirip onların hayatlarını mahvediyorlar. Evet efendim, buna ben de inanıyorum. Efendim, o zamanlar bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum ama bir yetişkin olduktan sonra anladım ki ikimizin de düşünce yapısı gerçekten çok farklıymış. Onunla mizaçlarımız bile uyuşmuyor efendim. Bu evliliği devam ettirmek benim için gerçekten çok zor. Anladığım kadarıyla reşit olmanızdan bu yana yaklaşık 2 yıl kadar zaman geçmiş. Haksız mıyım? Doğru efendim. Tamam. O halde evliliğiniz yasal evliliğe dönüşmüş. İlk eşinizden boşanmak için geçerli bir neden gerekiyor. Geçerli bir nedeniniz varsa boşanma davası açabilirsiniz. Efendim, bu geçerli neden değil mi? Karım köyde ailemle kalmak istiyor ama ben şehirde kalmak istiyorum. İkimiz birlikte olamayacaksak ne anlamı var? Bu geçerli bir sebep değil Bay Cagat. Eğer sorun aradaki mesafe ise bu tür sorunlara kolayca çözüm bulunabilir. Karınızı buraya getirirsiniz. Burada sizinle birlikte yaşar. Hayır efendim. Bunu yapamam, hayır. Onu buraya çağıramam. Neden? Ben burada ikinci eşimle beraber kalıyorum. İkinci eşinizle mi? Yani ilk eşinizin üzerine mi evlendiniz? Evet. Ve buraya da boşanma davası açmaya geldiniz. Bir suç işlediğinizi biliyor musunuz? Bu arada Bay Cagat, cesaretinizi alkışlamam gerekiyor. Önce ilk eşinizden boşanmadan ikinci kez biriyle evlenmişsiniz. Ve yasa dışı bir şey için buraya benden yardım istemeye geldiniz. Size yardımcı olamam. Bravo. O kızcağıza şimdi acıdım. Neyse ki aileniz sizin gibi merhametsiz değilmiş de onu evden atmamış. Kızcağızın kederi bir kat artardı. Siz kanunlarla alay ediyorsunuz. İşlediğiniz suçu yasallaştırmak için buraya geldiniz. Yasa dışı bir evliliği yasal yapayım diye. Efendim ben... Sanırım beni yanlış anladınız. Ne ben, ne de başka bir avukat bu konuda size yardım edemez. Çok büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Evet, haklısınız efendim. Bu işin bir çözümü yok mu sizce? Lütfen bana yardım edin efendim. Paranın bir önemi yok. Aleyhinizde suç duyurusunda bulunmadan önce ofisimi terk edin Bay Cagat. Lütfen gidin hemen. Yasa dışı bir evliliği yasal yapmak istiyorsunuz. Sanırım beni yanlış anladınız. Ne ben, ne de başka bir avukat bu konuda size yardım edemez. Aleyhinizde suç duyurusunda bulunmadan önce ofisimi terk edin Bay Cagat. Lütfen gidin hemen. Alo. Nasılsın Jagdish? Ben... Ben iyiyim Anandi. Peki...
Sen? Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Peki... Evdekiler? Onlar nasıl? Herkes iyi. Bu ayki masrafların için parayı az önce hesabına gönderdim Jagdish. Sadece bunu haber vermek istemiştim. Sağ ol Anandi. Aslında o paraya çok ihtiyacım vardı. Teşekkürler. Şimdi kapatıyorum. Anandi, yeni işine ne zaman başlıyorsun canım? Ben kararımı verdim. Pazartesi başlayacağım. Babaannem söyledi. Kutsal ay olan Şırava'nın ilk haftası işe başlarsak her zaman başarılı olurmuşuz. Şu ana dek sadece kızlar okula gidiyordu. Şimdi senin okuluna büyükler de gelecek Anandi. Konuştuğun insanlar var mı? Hayır yenge. Ama göreceksin. Köylülerden bazılarını bir yolunu bulup ikna edeceğim. Diğer köylüler de onların peşinden gelecektir. Umarım kızım her şey senin dilediğin gibi olur. Anne. Benim aklıma bir şey geldi. Acaba bu hayırlı işi evimizden başlatabilir miyiz? Okula kaydını yaptıran ilk yetişkin kim olacak biliyor musun? Sen. Ben mi? Evet anne. Okumak için okuluma geleceksin. Hadi söyle. Geleceksin değil mi? Hayır gelemem canım, olmaz. Hayır, seni dinlemeyeceğim anne. Gelmek zorundasın, o kadar. Sadece ablam mı? Ben de gelecek miyim? Hayır yenge. Sen yeterince okudun öyle değil mi? 8. sınıfa dek. Ama eğitimin sonu yoktur. Öğrenecek çok şey var. Daha fazla okursam belki bu işinde sana yardım da edebilirim. Sahi mi? Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Gördün mü anne? Yengem isteğimi hemen kabul etti. Lütfen sen de kabul et anne. Çay alır mısın babacığım? İşe bak. Bugün elinde çaydanlıkla tüm evi dolaştın. Hadi bir fincan ver bari. Tamam. İşte çayın. Aslında gelmen çok iyi oldu baba. Ben de seni görecektim zaten. Ne oldu kızım? Bir şey soracaktım. Neden annemin okuması için hiç uğraşmadın söyler misin? Sen böyle bir hatayı nasıl yaptın baba? Kızım. Bunda babanın bir hatası yok. Bu benim hatam. Buraya geldiğimden beri baban çok söyledi. Her zaman okumamı isterdi. Bazen Jagdish'i azarladığı gibi beni de azarlardı. Bu yüzden onun öfkesinden çok korktum. Okumam için annemi bile karşısına almaya hazırdı. Ama ben bir şey yapamadım. Annemden çok korkuyordum. Bugün bile korkuyorum. Ama gerektiği zaman şimdi ona cevap verebiliyorum. Başlangıçta hiçbir şey söyleyemezdim.
Ve kızım, bunun dışında doğrusu aslında bunu söylemekten çok utanıyorum. Bunu şu ana kadar babana bile söylemedim. Ama bunu hepinizin önünde itiraf edeceğim. Okula gitmeye korkuyorum. Çocukken de korkardım. Bugün de korkuyorum. Derslere girdiğim zaman çok gergin olurdum. Sanki biri beni ders çalışmaya zorlayacakmış ve başaramayacakmışım gibi gelirdi. Bu yüzden bir şey ezberleyemezdim. Okula gitmemek için de sürekli bahane uydurup dururdum. Hele sınav zamanları o kadar çok korkardım ki. Aradan uzun yıllar geçti. Ama ben bu korkumu yenemedim. Bugün bile okul denince dersler, sınavlar, çok korkuyorum ve heyecanlanıyorum Anandi. Hem hayatım, bu yaştan sonra okuyacağım da ne olacak? Bu konuyu açmakla çok iyi yaptın. Bugün sayende karımın benden gizlediği sırrı öğrenmiş oldum. Onca yıldan sonra olsa da. Anneciğim, okumaktan neden korkuyorsun? Orada olacağız. Bir insan isterse her zaman iyi şeyler öğrenebilir. Ve yine aynı şekilde ne zaman isterse o zaman okumaya başlayabilir. Kızım, ben yapamam. Abla, sen çok şanslısın. Çok az kadının seninki gibi bir kocası ve ailesi var. Byron abi olur diyorsa neden korkuyorsun abla? Söyledim ya, ben yapamam. Boş ver kızım. Anneni zorlamanın hiçbir faydası yok. Bir düşmanı yenebilirsin. Ama insan yenmek istemediği bir iç düşmana karşı nasıl zafer kazanabilir ki? Lütfen üzülme Anandi. Ablama biraz zaman ver. Belki diğerlerini görünce o da gelmek ister. Şimdi git ve annemin çayını getir. Dualarını bitirmiş olmalı. Keseriyan.